Selam mühim. Ve selam muhabbetle birbirimize bu manada yayıldığında bendeniz toplumumuzda da hayatımızda da birçok şeyin daha güzel olacağı kanaatindeyim. Bunu artık Avrupalılar bilmemeler, o sömürgeler affedersiniz. Şu anda çocuk katliamına devam edin diyen o zalimler, şakiler bile kendi aralarında cemiyette huzur tesisi için birbirine selam vermeyi okullarında, mekteplerinde, değişik değişik yerlerinde öğretiyorlar. Halbuki sen insanlarla selamlaşmanın ve insanların birbirinden emin olmasının o medeniyetin efendisisin. Evet. Başka soru var mı? Alalım. Hocam merhaba, ben Muhammed. Bir sorum olacaktı. Tesbih çekerken sayıya dikkat etmeli miyiz? Aa, güzel. Şimdi Muhammed kardeşim, tesbih çekerken sayıya dikkat etmeli miyiz mevzunu bazen çok sulandırıyorlar, bazen şey yapıyorlar. 2-3 örnek vereyim. Bak, bir, kulağını benden yana tut. Senin için önemli olacak. Farz ibadetlerde ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu adette çekin diye söylediği tesbih, zikir adetlerine birebir uymak lazım. Mesela çoğunuzun bildiği, fakat maalesef önem vermediği, fakat aslında dünya ve ahiret kazancıyla alakalı seni en büyük kulluk derecelerine götürebilecek kuvvete sahip bir hareket var. Namazdan sonra 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber. Şimdi bunu Sübhanallah, 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 ay ben çok sevdim, Sübhanallah, sayı boş ver, çok güzel bir şey, enerji alıyorum, Sübhanallah. Yok işte, olmaz o, o da şeytanda. Resulullah bunu 33 demiş, 33 yapacaksın. Ama hocam ben sayamıyorum. Ya tamam işte, yani 33 olduğuna kani olacaksın. O en güzel parmak hesabı var, tesbih hesabı var veya zikirmatikler varmış falan. 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber. Bunun sayısını değiştiremezsin. Sebebi var mı? Muhakkak. O namazdan sonra yapılan zikrin sanki bir ilaç gibi insan üzerinde bir tesiri var. O 33'te tamam oluyor. 34 yaptığında olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Mühim bir şey bu. Ama onun haricinde mesela Sübhanallah ve bihamdi Sübhanallah lazım. 100 kere çekin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Veya Efendimiz buyuruyor ki sabah namazından sonra yerlerini ayaklarını yerden kaldırmadan, yerle temasını kesmeden La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Canım ben böyle hızlı söylediğim, sesli söylediğim için uzun sürüyor. Yoksa şöyle, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. 10 saniye, 15, 20 saniye olsun. Efendimiz buyuruyor ki, ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, yeryüzü kağıt olsa, yazsalar, 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 bitiremezler sevabını. Allah Allah. Onu 10 çekeceksin. Efendimiz sana 10 demiş. O 10 olacak. 11 kere çeksem olmuyor abi. Hani istediğin gibi kağıda karalayabilir misin? Karala. Ama üniversite imtihanında işte o deliğin dışına taşırmayacaksın onu. Onun bir kaidesi var. Orada ona dikkat edeceksin. Arz edebiliyor muyum? Heh. Ona kadarsa o kadar olacak. Şifreye girdiğinde 57-65, 65-60'lı bir şey yazdığını açılıyor mu? Onun da kendine göre açtığı bir sistem var. Ama salatü selam, çekebildiğin kadar çek. La ilahe illallah, yani 100 mü çekeyim şey, aman 99 oldu, 100'e tamamlayayım falan. La ilahe illallah, onu çekersin. Hususi bir rakam, hususi bir sayı bildirilmediyse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından, orada istediğin kadar çekersin. Mesela burada farzlarda da öyle. Şimdi ben biliyorum tabii, sen şimdi secdeye gidiyorsun değil mi? Secdeye gidiyorsun. Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala. Kalkmak bilmiyorsun secdeden. Secdede böyle
saatlerce Sübhane Rabbiyel Ala demek istersin. Ben seni tanıyorum. Fıt 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 kalkmazsın. Gidiyorsun secde. Sübhane Rabbiyel Ala. Allah'a en yakın oldun. Sübhane Rabbiyel Ala. Ama bak Efendimiz buyuruyor ki 3 dersin. Hadi 5 dersin. 7 dersin. Tek sayılarla yaparsın. İmamsan öyle kafana göre de uzun uzun yapamazsın. Arkada cemaat var. Beynine kan gider. Beyin kanaması mı geçirteceksin? Kendi başına kılıyorsun ama. Geceliğin kalktığın bir namaz kılıyorsun. Şöyle bir dünyanın gailesinden, sıkıntısından falan sıyırmışsın. Güzelce bir saatte kalkmışsın. 2 rekat bir namaz kılayım demişsin. Kılıyorsun sonra secdeye gidiyorsun. Sübhane Rabbiyel Ala. İstediğin kadar söyle. Tekli sayılar olarak istediğin kadar uzatabilirsin. La ilahe illallah söyle. Bir de farklı şekilde yapanlar var. Hem sayı gibi yapıp hem de saymayanlar var. Alıyor. Ben diyor günde diyor 40 bin kelime-i tevhid çekiyorum diyor. Nasıl yetiştiriyorsun abi? Öyle değil diyor. Böyle böyle atıyormuş. Yüzlü yüzlü, 200'lü. Abi o zaman niye sayı veriyorsun ki? Salla gitsin. Bir de böyle tuhaf bir şey var. Özetle. Allah'ın ismini anmak sayıya bağlı değildir. Bir. Allah'ı çokça zikret. Kaide. İki. Belli tesbihatı sayıyla bildirdilerse orada da kafana göre hareket etmen doğru değildir. Hangi sayıyla çekiyorsan, belli bir sayıda çekiyorsan da o sayıya gerçekten riayet etmen lazımdır. Bu üç. Ama onun haricinde dualarında elini açtın dua ediyorsun. La ilahe illallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya kayyum, ya kayyum, ya vedud, ya rahim, ya rahman. Bunları da ne yapabilirsin? Dilediğin gibi söyleyebilirsin. Son beşincisi de şu. Sakın ama sakın. Üzerindeki vazifeleri ihmal edecek, uykunu kaçıracak, düzensiz hayata seni sevk edecek şekilde aşırı. Yani şimdi alır la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Kardeşim kaç bin yapıyorsun? 30 bin, 40 bin, 50 bin. Hiçbir şey yapmasan, sadece bunu yapsan yine yapamazsın. Ondan sonra diyor uykusuzluk çekiyorum. Haşinlik oluyorum. Birden hiddetleniyorum. Veriyorsun vitamini. Veriyorsun bilmem ne kadar kapsül ilacı. Sonra diyorsun ki yat uyu. Mümkün değil ki. Ölçülü olmak lazım. Hadi gel sana Şaban ayında unutamayacağın, unutmaman gereken bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin formülünü. Hayat düsturudur bu. قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله Efendimiz saadette buyurdu ki احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. Allah'a en sevgili amel, Allah'ın en hoşnut edebilecek amel nedir biliyor musunuz? احب الاعمال الى الله ادومها, devamlı olsun, وان قل, az da olsa devamlı yapıyorsun. Devamlı namazını kılıyorsun. 300 ama her gün çekiyorsun. 70 salatü selam. Her gün çek. Ne olacak canım 70 salatü selam? Her gün çek ama terk etme. Bir gün yapıyorsun 7 bin. Ertesi gün yok. O hoş değil. İstikrar diyorlar ya.